Merhaba arkadaşlar. Funny Game adlı arkadaşımız bizden uzun süredir bekliyor. Arada bir tanesini kaçırmışım. Kusura bakma Funny Game. 2500 TL'lik bir tane bizden giyim tavsiyesi istemişsin. Bu giyim tavsiyelerinin içinde ilk önce LS2'nin kaskıyla başlayayım. Bu CR1 karbon modeli. Gerçekten fiberglass bir yapısıyla, karbon yapısıyla gerçekten iyi bir kask. Ve Sharp'tan 4 yıldız almış bir kask. Kademeli açılan bir tane camı var, üst havalandırma kanalları var, ön havalandırma kanalı var ve bir tane burun pedine sahip, çene pedi var. Double D bir bağlantısı var. Double D bağlantısı MotoGP'de de kullanıldığını zaten biliyorsunuz, her seferinde tekrar ediyorum aslında. Bu iç pedlerini gerçekten çıkartabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Havalandırma kanalları iyi yapılmış. Hani o havalandırmayı gerçekten kendi içinde de hissedersiniz. Gözlüğünüzle beraber giyebileceğiniz düşünülmüş ve burada gözlükle giyebilmeniz için gözlük aralıkları konulmuş. İç petlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Camı kapattığınızda ön taraftan böyle bir hava gelecektir. O hava buhar yapmasını engelliyor. Pin lock zaten yan taraflarında şu pin lock pinleri var. Oraya bağlayabiliyorsunuz kışın buhar yapmasın diye. Arka tarafında havalandırma kanalı var. Elle idare edilebilmesi gerçekten önemli. Çünkü açıp kapatmak isteyebileceğiniz işte kışın durumlar olacaktır. Ve spoiler'ın hemen üstünde olduğu için de özellikle rüzgarı hissetmeyeceğiniz, kafanızın sarsılmayacağı şekilde yapılmış, dizayn edilmiş. Alt tarafında da öyle bir ek yeri var. Bu da rüzgar direncini kırmanız için yapılmış. Hemen altında Double D bağlantısı olduğunu söyledik. Double D'nin kapatılmasını zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız zaten bir tanesinden geçiriliyor. İkisinin içinden çıkartılıp çıt çıtla kapanıyor. Camların kolay çıkabilmesi için şu yan taraflarında şöyle çevirme yerleri var. Bunu da giyerek göstereyim tabii ki. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kask, Double D bağlantısını görüyorsunuz zaten. Şöyle arka tarafından da göstereyim. Böyle bir kask. Dayanıklı kaslardan, iyi kaslardan bir tanesi. Fiyatı da uygun. Burada 875 lira yazıyor ama tabii peşin ödemede %5, %8 gibi bir indirimler yapıyorlar. Mağazaya gelip alırsanız tabii daha uygun fiyata alabilirsiniz. İnternetten aldığınızda peşin ödemede havale EFT yapıldığında sanırım %5 yapıyorlardı. Onu hatırlıyorum. Bunu kapatalım, bunu geçelim. Daha önceki tanıtımda aslında Revit'ten bahsetmiştim. Üstünde Revit vardı. Revit GT Air'ı Funny Game'e tavsiye ediyorum. Revit GT Air'ın ön tarafında havalandırmaları var. Kapatıldığında hani uyumlu bedeninize tam olabilecek gibi yan taraflarında, kola ağızlarında ve kol taraflarında her tarafında hava geçirgen şekilde yapılmış. İç tarafında cepleri var ve şöyle ceplerini görebilirsiniz şurada. İç tarafı da file dokuda yapılmış. Dirsek korumaları var, omuz korumaları var. Bunlar da gerçekten çarptığında yaralanmanızı engelleyebilecek gibi yapılmış. Arka tarafına bir tane sırt koruması almanız gerekiyor. Bu sırt korumasını level 1, level 2 seçebilirsiniz. Mağazamızda bu tarz korumalar var. Doğrudan mağazadan alışveriş yapacaksanız oradan alabilirsiniz veya işte internet sitesinden level 1, level 2 koruma diye yazın. Orada çıkacaktır. Oradan satın alabilirsiniz. Bu kask, bu montu sunuyorum. Bir de Revit bir eldiven sunacağım. Şimdi Revit eldivene gelelim. Revit eldiven, bu beğendiğim eldiven çeşidi. Bunun nasıl özellikleri var? Hemen giyerek göstereyim şöyle. Şundan da çıkartayım ki düzgün giyilebileyim. Revit eldivenin ne tarz özellikleri var? Şöyle cırt cırtlı şekilde kapanıyor. Bu yeni nesil korumalara sahip bir eldiven. Bu darbe aldığınızda darbeyi dağıtabilecek bir yapıya sahip böyle noktacıklı bir yapısı var. Dikişleri de böyle dışarıdan yapılmış. Hani elinizi içten zedelemesin veya işte böyle hani elinize takılmasın diye. Baş parmak koruması var. Eklem yeri korumaları var. Ve bu tabii yazlık bir eldiven. Cırt cırtı var. Bilek korumasını söyledik. Ek yerleri var. Ve delikli bir yapısı olduğu için de yaza daha uygun bir eldiven. Bu Revit eldiveni de önerebilirim Fani. Şimdi Revit eldivenden sonra bu Revit eldivenini de bu Revit eldivenleri tanıttım da adını söylemedim tabii ki. Revit eldivenin adı Sent 3 diye geçiyor. Linklerini aşağıda paylaşacağım zaten.
Beraberinde bu koruma yetmeyeceğini söylemiştim daha önceki videolarda. Bu koruma sadece hani ani çarpmalarda sizi hani yaralamasın diye yapılmıştır. Özellikle de Tech 90 veya işte Revit'in veya işte Dynes'in pantolonları onun gibi hani o tarz pantolonları alarak daha fazla koruma alabilirsiniz. 2500 liranın içinde Tech 90 Pirate'ı öneriyorum. Tech 90 Pirate'ın önceden daha tanıtımını yapmıştım. Onu aramalarda bulabilirsin. Ben zaten linklerini paylaşacağım. Zandona'nın bu korumasını öneriyorum. Zandona 3200 dizlik. 3260 dizlik de var. O da güzel bir dizlik çeşididir. Bunun cırtçırtlı açılan bölümleri var. Bunları dizinize koyuyorsunuz. Mafsallı sayılabilecek dizlik fakat Zandona'nın 3260'ı doğrudan mafsallı dizlik. Onunla hani sürüş pozisyonunuza göre rahatlıkla sizin ayağınıza uyacaktır. Bu korumalar ve bu çeşit işte tüm önerilerimle beraber yaklaşık 2500 lira, 3000 lira civarına geliyor. Bunları alıp kullanabilirsin rahatlıkla. Farklı önerilerin linklerini zaten açıklamada paylaşacağım. Bu 2500 liralık bir yaklaşık 10 bin liralık tavsiyesiydi. Daha farklı seçenekler için açıkta taksesuarlara konu girebilirsiniz. Biz de İstanbul Bostancı Karakartal Sokak'tayız biliyorsunuz. İyi sürüşler.